Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Sender. Bugün yanımda küçük kafalı Sıla'm. Arkadaşlar bugün Sıla ile beraber sahte kedimiz kayboldu ilanını sokağın, caddenin dört bir yanına yapıştıracağız ve sokaktaki dolandırıcıları tespit edeceğiz. Sıla, bakalım bizi kim arayıp yalandan kediyi buldum diye 10.000 TL ödülü almak için yalan söyleyecek? Kim bizim vicdanımızla oynayacak? Bakacağız, kim bizim... göreceğiz. Bakacağız. Oo, bu burada bayağı ilgi çekici oldu ha. Gökdelenin yıldızlar çarpışı. Ato! Ato! Bunu mecbur böyle birazcık bükük yapıştıracağım Sıla. Olsun, buradan da geç. Hadi gidelim. 5-15 milyon yere daha yapıştıralım. İnsanların ilgisi teknolojide fark, evet, ettin mi? Geçerken millet bakıyor. Oğlum var ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi mesela şeyi hayal ediyorum. Özellikle lisedeki beni hayal ediyorum. Ben böyle bir ilan görsem ben o kediyi bulurdum. Hani yalan söylemezdim, ben o kediyi bulurdum. Giderdim şu an bizim evden, çalardım, o 10 bin lirayı alırdım. Söyleyeyim mi? Bu çok çalışır ha. Buradan çok insan geçiyor. Aşırı böyle insan gidiyor geliyor. Hadi gidelim. Hadi git şimdi. Biz buradaki aramaya başlamasınlar. Hızlı. Ben tutayım, sen yapıştır. Tamam, bu hayatta çıkmaz. Tahta zaten. Asıl burası var ya, çok önemli. Arkadaşlar burası dolmuştur ha. Buradan zibilyon tane insan geçiyor. Kesin içlerinde bir tane dolandırıcı vardır. Son iki mi? Evet. Oh! Oh! Büyük büyük. Boş ver kafanı. Oh, kilo! Nasıl alıyorum? Şimdi arkadaşlar son kağıtlarımızı, son ilanlarımızı da açtık. Açtık, astık. Şimdi ofise gideceğiz ve tuzağımızın çalışmasını bekleyeceğiz. Bakalım bizi kimler arayacak? Sıla! Efendim? Kimle konuşuyorsun sen? Çıttıkla fıttık. Lan ne çıttık fıttığı sen? El alemin erkekleriyle konuşmayacaksın demedim ben sana. Kim bu telefondaki? Telefondaki kim? Aşkım. Ne? Aşkım mı? Kim bu kadın? Hanımefendi siz kimsiniz? Muhammed benim eşim. Ulan dolandırıcının Allah'ı sensin. Utanmıyor musunuz kardeşim böyle şeyler yapmaya? Arkadaşlar şimdi ofise geldik, kurulduk. Astığımız numaranın hattını da taktık bu telefona. Bekliyoruz loş. Bakalım artık arayacaklar mı? Artık birileri bizi arasın, bakayım ev kedimi bulacaklar mı? Göreceğiz. Evet. Bu da çok boş olmuyor öyle beklemesi lan. Ya kimse aramazsa bu video boşa giderse. Baba illa bir arar ya. Evet. Çok astık çünkü. Evet evet, her yere astık biliyor musun Ali? Aha. Hadi, hadi bakalım. Açayım. Açayım mı? Alo. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Duvardaki kedi ilanınızı için aramıştım da. Aa, buldunuz mu? Şu an Mazdak tarafında buldum da elimde şu an. Doğru kedi olduğuna emin misiniz? Şu an yani benzerlikler görseldekiler gibi aynı yani. Bir şey, fıttık der misiniz? Fıttık deyince bakıyor mu? Bakıyor mu? Yok, şu an bakıyor ama tepki vermiyor. Yalnız şu an korkuyor. Ha, tamam, ne taraftasınız siz? Ben geleyim alayım. Şimdi şöyle bir şey, siz bana ilandaki 10.000 TL'nin 5.000 TL'sini gönderin. Ben size kediyi isterseniz ayağınıza kadar getirebilirim. Ama direkt şey, nakit benim 10.000 TL. Ben geleyim size vereyim, alayım kedimi. Yani hesaba koyup gönderseniz daha iyi olur. Çünkü ben şimdi kimle karşılaşacağımı bilmiyorum. Tekrar fıttık der misiniz? Bakıyor mu? Fıttık. Bakıyor mu? Ya şu an çok korkuyor kedi, korkmuş yani. Peki tamam o zaman, siz bana bir konum atın, ben bir de IBAN atın, ben 5.000 lirayı yollayıp size geleyim alayım. Tamamdır, bekliyorum. Nasıl ya? Fıttık ne ya? Ne bileyim, aklıma öyle geldi. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? IBAN atsın, konumu da atsın, arayacağım, geri yolladım, geçtim hesabınıza falan filan diyeceğim. Hmm. Geçmedi falan diyecek, nakit vereyim diyeceğim. Ama şerefsize bak, görüyorsunuz değil mi? Aha! Başka biri arıyor. Ama o geri arar mı şimdi? Döneriz. Alo. Alo, merhabalar. Merhabalar. Ben durakta kedinizin resmini gördüm de. Evet, buldunuz mu kediyi? Evet, buldum. Eve koydum. Eve koydum. Evde duruyor şu an. Hı-hı. Dışarıda hani yağmur yağıyor. Heyecanlı, heyecanlı. Oh be, o sonunda falan. Oo, tamam tamam, çok iyi. Peki, neredesiniz siz şu anda? Ne taraftasınız yani? Şişli. Hmm. Hangisini buldunuz da? İki ilan attık ya. Küçük mü büyük? Kedimi bulana kişiye 10.000 TL ödül yazmışsınız. Evet, doğru. Peki hangisini buldunuz? İki tane kedi asmıştık da oraya fotoğrafını. Ya böyle şey olan, ayakta duran. Ayakta duran? Evet. Büyük mü küçük mü acaba? Küçük ya, büyük değil. Ha, o zaman çıttık. Çıttık mı? Çıttık derken anlayamadım. Bir kere çıttık der misin, size bakıyorum diye onu merak ediyorum da. Kedi şu an yanımda değil.
Kedi nerede? Müşteride. Kedi şu an evde. Siz neredesiniz? Ben dışarı çıktım bir tekele kadar, bakkala kadar çıktım. Böyle şey mi olur lan? Fotoğrafı. Sesim geliyor mu? Evet evet geliyor da. Siz o zaman eve dönünce bir çıt diyin fotoğrafı atar mısınız bize? Tabii atarım. Şöyle yani ilan yapıştırmışsınız. Hani ödül vesaire hani parayı ne zaman verirsiniz? İstiyorsanız siz parayı atın. Ben... Konum atın bana bir de üstüne. Ben getireyim kediyi. Tekele getirdim. Para anında bir adımı verin desene. Ödemeyi atın. Ben de size konuma kediyi getireyim. Yarım saat. Bir saniye. Para abim de onu vereyim size. O konuşsun o zaman. Olur. Alo. Bana bir konum atar mısınız? Ben geleyim sizden alayım. Parayı da ben veririm zaten size şey, nakit olarak. Konum şöyle. Siz bana konum atın. Kediyi ben getireyim. Aracım var zaten. Şu anda da dışarıdayım. Kedi evde. Tamam sizi yormayayım işte. Geleyim alayım ben. Ya problem değil. Yani tamam. Ben ifşalıyorum. İfşalı. Tamam siz bana bir IBAN yollayın. Siz bana bir IBAN yollayın. Ben... Kedi bende olmasa ben niye seni arayayım? Tamam siz bana bir IBAN yollayın. Ben parayı geçeyim hesabınıza. Konumu da atayım tamam, getirin. Tamam dur o zaman. Ben sana IBAN atıyorum. Şimdi. Ulan utanmıyor musunuz lan? Alo. Efendim. Ben ilanı yalandan astım kardeşim. Utanmıyor musun sen arayıp? Yalandan astım. Kedime diyor. Kedi benim yanımda zaten. Ya kardeşim dolandırıcısın ya. Kapat da. Ben... Ulan sen para istiyorsun ya benden. Sen para istiyorsun kardeşim benden. At lan konum geliyorum. Hadi kapat. Oo, oğlum insanlar kafayı yemiş lan. Bir de bana dolandırıcı muamelesi yapıyor. Kedimi kaybolmuş. Evet. Neyi dolandıracağım? Kedimi çiftleştirmek için yeni bir kedi arayacak halim yok ona benzeyen. Saçmalık yemin ederim saçmalık. Vallahi, arkadan birisi daha aradı aslında ben konuşurken. Bu kim ki? Aç bakayım. Alo. Alo. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya abi ben şimdi sizin galiba kedileriniz kaybolmuş. Ben şimdi... Bu İTÜ taraflarında, Maslak taraflarında bir ağaçta iki tane cins kedi ilanı gördüm. Sokakta ben bu kedileri aradım, kedileri buldum. Ne tarafta? Kedilerle ne yapacağım? Ben ödül kazandım mı? Size getireyim ben bunları. Siz neredesiniz? Ben gideyim alayım, geleyim alayım sizden şeyi de para ödülünü de vereyim size takdim edeyim. Olur olur yani çok makbule geçer. Benim de paraya ihtiyacım var. Kedilerin bir tanesi çok korkuyor, bir tanesi de çok sevecen yaklaşıyor. Oğlum şimdi nasıl oynuyor, nasıl oynuyor? Tamam siz konum atın ben geleyim alayım hemen. Ya konum atayım da. Şey bir de fotoğraflarını atabilir misiniz? Doğru kedi mi onlar? Ben bir emin olayım. Ya doğru kedi fotoğraftakilerin aynısı. Tamam o zaman. Zaten Maslak'a yakınım bir 15 dakikada hemen yanınızda olurum. Ya şey ben biraz uzaklıyım ya şimdi trafik de var. Ben taksiye bineceğim. Param da yok. Siz bana istiyorsanız IBAN'dan bir taksi parası falan alsın. Bunun niyeti 300-500 çarpmak. Tamam öyle yapalım isterseniz ama sizin hani madem üstünüzde şey yoksa para yoksa ben sizi hiç yormayayım. Ben sizin yanınıza geleyim zaten kedileri bayağıdır arıyorum. Ya kedinin birisi çok korkuyor beklemiyor. Siz geleceğiz edeceğiz yavaş olacak. Bir tanesi korkmuyor olsa size getireyim de. Korkuyor kaçacak diye de korkuyorum ikisi de kucağımda. Tamam ben atayım o zaman konum. Tamam siz bana bir konum atın ben geleyim o zaman. Tamam atıyorum şimdi. Tamam. Bu arada ben dolandırıldım atacağım ben sizi. Beni ikna etti yani şu anda. Oha! Oğlum yine bir daha yiyor. Unutacağım şimdi ama. Alo. Para hesaba geçmedi üstad. Bekliyoruz da ıslandık yağmurda bekliyoruz. Ben atmadım. Geçmedi mi hesabınıza? Ben attım 5000 TL. Yok şu an herhangi bir hesaba aktif bir şey gelmedi yani. Para boş yani. Sanırım benim bankada problem var ya. Ben en iyisi geleyim size nakit elden hani vereyim teslim edeyim alayım kedilerimi. Biz kediler şu an bekleyemeyiz gidiyoruz haberiniz. Nasıl yani? Biz şu an bırakıp gidiyoruz ben böyle bekleyemem. Siz neredesiniz? Benim sizin yanınızda 5 dakikada sizin yanınızda olurum zaten. Maslak'a çok yakınım. Hatta Maslak'tayım. Yani siz bilirsiniz ben giderim. Yani parayı gönderdiğinizde beklerim yani. Beni burada oyalamadınız ve bu şeyin gerçek olduğunu da bilmiyorum ama dolandırıyor olabilirsiniz de. Ulan dolandırıcının Allah'ı sensin. Utanmıyor musunuz kardeşim böyle şeyler yapmaya? Kedinin sende olmadığını ben biliyorum. Kediler zaten benim yanımda. Ben buldum kedilerimi. O ilanlar kalmış orada. Alo! Bak kapattı şerefsiz. Kapattı mı? Ulan bu insanların var ya kalbine bir kötülük düşmüş. Kötüler, kötü. Bu kırmızı kalp var ya, bundan 5 yıl sonra WhatsApp'taki kırmızı kalp emojisi kalkar sadece siyah kalp gelir. Ben sana söyleyeyim. Çünkü insanlık kötü kalbe o kadar alışır Mehmet. Ya. Haklısın abicim. Yani. Biri daha arıyor. Kötü kalpli biri daha. Acaba bu hangisi? Konuştuklarından biri mi? Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Bu iki tane kedi ilanı gördüm ben. Evet. Şimdi yolda giderken kedileri gördüm ben. Kedileri aldım arabaya. Gidiyorum yolda. Nasıl yapabiliriz bu kedileri? Sizin kediniz mi değil midir? Nasıl netleyebiliriz? Neredesiniz şu anda? Ben şu an İstinye tarafına gidiyorum. İsimleri Çıttık Fıttık. Kedilerimin ismi Çıttık ve Fıttık. Eğer sesleniyorsa size bakacaktır. Onu bir şey yapabilir miyiz? Fıttık. Fıttık. Bakıyor mu size? Yok, biri bakmıyor ama korkudan olabilir. Çünkü bayağı korkmuşlardı, ıslanmışlar biraz. Bu profesyonel dolandırıcı. Alo.
Bak ses kesiliyor ya böyle. Çekmiyor falan da bari. Pardon, çekmiyor da sesinizi alamıyorum. Şu an geliyor mu sesim? Evet geliyor. O zaman şöyle yapalım. Siz bana kedilerin fotoğrafını atın. Ama ben... şöyle yapalım. Şu an araba kullanıyorum ben. Tamam. Araç kullandığım için de fotoğraf atamam. Sıla! Efendim? Kimle konuşuyorsun sen? Çıttıkla fıttık. Lan ne çıttık fıttık sen? El alemin erkekleriyle konuşmayacaksın demedim ben sana. Kim bu telefondaki? Yok abi. Kim bu telefondaki Sıla? Abi. Ben demedim mi sana konuşacak? Kimsin kardeşim sen? Alo. 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 Kimsin kardeşim sen? Sen kimsin ya? Ben sana demedim mi konuşmayacaksın diye. Sen kimsin kardeşim? Nereden buldun bu numarayı? Nereden buldun bu numarayı? Ben ilandaki fıçıyı numarayı aradım. Kediler mi? Evet. Çıttıkla fıttık. Dalga mı geçiyorsunuz kardeşim ya? Yok ben yanlış anladım birader kusura bakma. Kedileri mi buldunuz? Evet iki tane kedi buldum ben. Tam neredesiniz ben geleyim alayım. Ben İstinye tarafına doğru arabadayım şu an. Trafikteyim yolda gidiyorum. Nereye gelip teslim alabilirim sizden? Yani ben... buradan Levent tarafına doğru geçeceğim. Levent'e geçeyim o zaman ben de. Denkleşelim, para ödülü de yazmıştık. Onu size takdim edeyim, alayım kedileri. Yok, ben bir para vesaire bir şey istemiyorum. Gerçekten? Tabii ki de, öyle bir şey istemiyorum sizden. Yaparsanız ya, gönlünüzden siz de hayvansınız. Oğlum bu şerefsiz organ mafyası lan. Hayvansınız. Hayvanlar için mama bağışı yaparsınız. Ben herhangi bir para talep etmiyorum sizden. Tamam, ben gideyim kedileri alayım o zaman. Tamamdır, Levent tarafında Plaza Dar bölgesinde olacağım ben. Geçince size bir konum atarım, gelip bakarsınız kedilerinize. İnşallah sizin kedinizdir. Tamam, peki. Tamam. Bir şey oğlum kediler evde yok mu lan? Kedi bulmuşam bence bunlar bizim kedi değil abi. De nasıl bize acaba o zaman? Gerçekten iyi niyetli bir adam gerçekten farklı iki kedi mi buldu acaba? Da bizi niye aradı o zaman? Bir şey söyleyeceğim benim roleplay nasıldı ama? Çok iyi değil miydi? Aha. Kim? Aha bu arayanlardan. Alo. Alo. Merhabalar. Alo. Merhaba. Geliyor mu acaba? Evet evet geliyor. Kedi ilanı gördüm kaybolmuş. Ama bu kediler zaten direğin altında duruyorlar. Kamera şakası mı yapıyorsunuz? Buldunuz mu çıtıklı fıttığı? Yani zaten ilanın altında duruyor bu kediler. Gerçekten ben asarken yoktu. Ben birçok yere astım. Ne taraftasınız? Yani bu neresi diye geçiyor bilmiyorum. Bir tane üniversite var karşımda ama. Ahmet. Efendim başkanım. Sen kimle konuşuyorsun? Çıktık. Kimle konuşuyorsun? Kim o telefondaki kim? Aşkım baba. Telefondaki kim? Aşkım. Ne? Aşkım mı? Kim bu kadın? Kim bu kadın? Cadaloz. Cadaloz diyor. Kim bu kadın? Ahmet kim bu kadın? Ya Sıla şeyi bulmuşlar. Kendinizi ne? Aşkım ne? Aşkım ya. Kendinler aşkım mı? Hanımefendi siz kimsiniz? Sen kimsin be? Ben Ahmet'in sevgilisiyim. Ahmet'in sevgilisi. Ahmet benim eşim. Ne diyorsunuz hanımefendi be? Hanımefendi mi oldum Ahmet? Kaç yıllık karınım ben. Oğlum bu kadın ne lan? Yok kapattım. Ne diyor lan? Değil mi? Ben bu dolandırıcı değil. Bu psikopat. Bir dakika. Bu kafaymış. Ne diyeceğim? Bilmiyorum. Ben deli mi bu lan? Alo. Kocam. Hanımefendi kediler için aramıştınız. Siz bana niye böyle yapıyorsunuz? Kediler için aramıştınız. Siz koruma atar mısınız? Ben gelip kedileri teslim alayım. Ne kediler? Az önce benim sevgilim yanlış anlattı kalıyor. Hanımefendi niye böyle yapıyorsunuz? Sen beni tanımıyormuş gibi mi yapıyorsun şu an? Kediler sizde mi? Ne kedisi aşkım evdeyim ben seni bekliyorum. Ya siktir git ya. Bu büyük ihtimal ne biliyor musun kanka? YouTube'dan falan tanıyor bizi. Isaac'le Mia'yı tanıyor olabilir. Ha olabilir evet. Yani ya harbi dolandırıcı ya da yani... Bilemiyorum yani ne yaşadık biz az önce anlamadım. Lan kocam hocam diyor ya kafayı yemiş lan. Aaa. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu video bittikten sonra bu ilanları toplayalım. Evet. Bu ilanları toplayalım yani. Bir arıyor. Alo. 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 Türkçe biliyor musunuz? No, Turkish no. Neden aradınız? Why did you call me? Объявление. Там кошка. Еще объявление. Money. Cat. Yes. Have you cat? My cats. Yes. Where are you now? Look at the social reklam yok. Yok yok. Ben kapattım bunu. Oğlum bu ne? Lan nasıl bir saçmalık? Lan arıyor bir de Tuca az önce aradı bir de Rusça konuşuyor galiba. Privyet falan Rusça değil mi? Allah. Ama diyor ki money cats. Miyav diyor bir de miyav diyor. Kedinin adını da söylüyor yanlış konuyu. Hayır, hiç demek ki Türkiye'ye. Bir arıyor. Alo.
Alo, merhabalar. Merhabalar. Ben kedi buldum da kanalizasyondan çıkardım. Nasıl yani? Bildiğiniz kanalizasyondan çıkardım. Bir tane mi, iki tane mi? Bir tanesini. İki kedim kayıp da benim. Fıttık mı çıttık mı anlamak için bir fıttık der misiniz, bakacak mı acaba? Şeye, kediye mi? Evet evet, birinin adı fıttık, birinin adı çıttık de bir seslenir misiniz, hangi isme bakacak, hangisini buldunuz? Küçük olan mı, büyük olan mı? Hemen sesleniyorum. Fıttık. Yok, buna bakmadı. Çıttık. Baktı. Aa, çittik, büyüğü buldunuz. Aynen. Bir tık tombul gibi. Tamam, neredesiniz siz? Ben gelip hemen alayım. Çok teşekkürler tamam, bu arada gerçekten. Tamamdır. Konum atıyorum hemen. Tamamdır. Ne olacak şimdi? Konum atıyor. Biz gidelim mi yanına? Aa, YouTube takipçisi olabilir mi acaba? Evet evet, olabilir. Biri arıyor. Alo. Abi bak şimdi. Heh. Bu iki kedi bende. Sen bana konum atacağım diyorsun. Beni oyalıyorsun. Yani 10 bin lira para diyorsun. Yani ben parayı almak isterim. Ama cebimde diyorum ki sen taksi parası bile yok. Taksi ücreti atıver diyorum, atmıyorsun. Konum atmıyorsun. Aa bakayım, ben bu kedilere baktım internetten. Bu kedilerin tanesi 10 bin lira ediyor. Çiftini 20 bin liraya alan alıcı bulacağım. Kardeşim ayıp değil mi? O da bir hak, o da bir can. Satılır mı hayvan? Dur, sen şimdi ya 10 bin lirayı direkt keş bana atarsın, ya sana getiririm. Yoksa gider başka bir yere 20 bin liraya satarım ben. Tamam da kardeşim, bu hayvanın canı satıldık mı yani bu? Vallahi devir. Tamam ben attım ama sizin hesabınıza düşmedi sanırım. 5 bin lira attım. Ben size IBAN yollamadım ki, siz dolandırıcı mısınız? Ulan başkasına mı attık acaba? Vallahi bilmiyorum yani, ilanı arayan başka dolandırıcı var. Dur ya, ben vallahi batırdın. Bir dakika bir dakika, ne dedin, duydun mu? Aç şu mikrofonu. Ne dediniz? Arayan başka dolandırıcı var mı dediniz? Yani hayır diyorum ki size. Dolandırıcı insan dolu memlekette. Başka dolandırıcı aradı mı sizi acaba? Dolandırıcılar mı aradı? Parayı onlara mı yolladınız acaba yanlışlıkla diyorum. Ben galiba dolandırıldım kardeşim ya. Biz seninle bu kedileri satalım, 20 bini bölüşelim. Vallahi ben bilmem. Sen almaya niyetli değilsin galiba. Kedilerini sevmiyorsun. Çıttıklı fıttık. Ben bu kedileri alacağım. Gideceğim birisine onar onar 20 bin lira. Keş paramı alacağım, haberin olsun. Kardeşim ben sana diyorum ki bak ben zaten 5000 liramdan olmuşum, birine yanlış para attım az önce, gitti galiba. Geleyim diyorum ki alayım, ayağına kadar geleyim, sana da bir yemek ısmarlayayım, 10 bin liranı da vereyim. Alayım kedilerimi, gideyim ya. Tamam kardeşim, ben bu kedileri satacağım, sen dolandırıcısın. Sen. Ulan sen utanmıyor musun lan? Dinle beni, dinle beni. Kedilerin ikisi de yanımda şu anda zaten. Ben o ilanı asalı 3 hafta oldu, kalmış herhalde bir yerde, sen arıyorsun. Ne yapıyorsun? Kediler kucağımda. Kedilerim benim yanımda şu anda. Kedilerim benim yanımda. Ben kendi kedim benim yanımda. Sen aklınla mı oynayacaksın benim? Bir çıttık bir fıttık da bakayım bakıyorum. Sen yemin ederim gördüğüm en nitelikli dolandırıcısın. Alo. Başkasının telefonunu açtım yanlışlıkla. Alo. 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 Ben İdan gördüm de o yüzden aramıştım. Hangisi için acaba? İki tane astık da biz çünkü. Böyle ne zayıf ne orta kilolu bir kedi için aradım. Bir fıttık der misiniz kediye? Neden? İsmi fıttık de size bakacak mı, oradan anlayacağım. Gülme, gülme sakın. Yalnız ben bu kedileri bir yerden tanıyorum zaten ama yani pek... Kediler cinsi olduğu için birbirine benzer yani, siz bir fıttık deyin. Daha önce görmüş gibiyim, ondan bahsediyorum aslında. Şimdi o türde bir sürü ona benzer kedi olduğu için normaldir yani. Sana bir üzülsene böyle boyutlu. İki otudur. İki otudur ölü. Hayda. Hayır, hayır, hayır. Ahmet kim? Hanımefendi ya. Ahmet Can Dündar. Yok ben tanımıyorum. Ben sadece kedimin peşindeyim. Siz ne Ahmet, ne diyorsunuz ya? Ya ben geçen... Ne alaka? Ne? Nasıl ya? Ne dedi ki? Nasıl ya? He? Ne diyor bu? Bir çıttık fıttık da bakayım bakalım. Ben vallahi öyle bir şey yapmadım. Çıttıkla fıttığın üstüne yemin ederim. Namı buralara kadar, kedi videosuna kadar geldi mi yani? Ben bu kedileri çok fazla story atıyorum. Bu kadar paylaşmayacaktık bu kedileri ya asla. Bir şey söyleyeceğim, mekanda kedilerle mi tavlıyorsun kızlar? Hayır, ne alakası var abi? Bence bu videoyu bitirelim artık. Bu video -20 derecede çekiliyor. Burnumu hissetmiyorum, o yüzden nefes alışımı da hissetmiyorum. Ben buraya ne hayallerle geldim. Ya kazanıp ya da elenip gitmek istiyorum artık. Ay. Bir şey isteyeceğim senden. İşte bu. Ananın ağzına. İşte bu. Bulaşma lan radona. Allah! Ulan 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 ul
Arkadaşlar PUBG Mobile Türkiye kanalında şu anda daireden son çıkan kazanır -20 derece videosu yayında. Şurada çıkan karta tıklayıp izleyebilirsiniz. İzlemeyi unutmayın. Çünkü gerçekten çok eğlenceli ve çok zorluklar çektiğimiz bir video oldu. Fıttık ve çıttık için abone olun arkadaşlar. Bir dakika, ben çok önemli bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar 2000'e olduk. Allah razı olsun, süpersiniz. Ama yeni bir hedef var. Yeni hedef. Bu kanal 2024'ün 6. ayına kadar 3000 olmazsa en yakın yükseklikten atlarım. 7 ayda yani. Ölüyorum. Tabuta girerim. 24 saat yaşarım, çıkmam. Allah Allah. 6 ayda hedefimiz 1 milyon, tamam mı? Evet. İşsizde. Size güveniyorum arkadaşlar. Size yap.